Şimdi integrali alacağız. Üstel fonksiyon. Şöyle söyleyebiliriz. E üzeri 2x, E üzeri 2x gibi bir ifadenin türevinden ortaya çıkabilir. Bunun türevinden ortaya çıkar. Tabii bunun türevini aldığımız zaman şu üst tarafın da türevini alıyorduk. Yani şunun türevini alırsak E üzeri 2x'in türevini. Üstün türevi yani 2x'in türevi çarpı kendisi oluyordu. Üstel fonksiyonun türevi böyle. Buradan 2 gelecek. 2e üzeri 2x. Yani şunun türevinden öne 2 sayısı geliyor. Burada 2 sayısı olmadığı için biz bunu 2'ye bölmeliyiz. Yani e üzeri 2x'in integrali e üzeri 2x bölü 2 olacak. 2 yazıyorum şu üstten gelen 2 ile sadeleşsin diye. Şimdi sınırlarımız ln 2'den ln 5'e kadar. Önce üst sınırı yazacağız. Yani x yerine önce ln 5 yazacağız. E üzeri 2 çarpı ln 5 bölü 2 eksi sonra alt sınırı yazacağız. E üzeri 2 ln 2 bölü 2. Şurayı siliyorum. X'in yerine ln 5 yazdım. Şimdi şurada hesaplama yapmak mümkün değil. Bu 2'yi 5'in üstüne atacağız. Bu logaritmanın doğal bir özelliği. Şuradaki logaritmanın önündeki sayı şuradaki 5'in üstüne gidebilir. Logaritmanın temel özelliğidir bu. Yani diyelim ki 2 logaritma 3 tabanında 7'yi biz logaritma 3 tabanında 7'nin karesi diye yazabiliyoruz. Buradaki sayı buraya gelebiliyor. Ya da buradaki sayı başa alınabilir. Şuradaki 2'yi de yolluyorum aynı şekilde. Şu taraf. Şimdi bunu yaparak devam edelim. E üzeri ln. Şimdi 5'in karesi yani 25 olacak. Şöyle yazayım şimdilik. Bölü 2 eksi. Burası da e üzeri ln 2'nin karesi oldu. Bölü 2. Şimdi logaritma özelliklerini kullanarak devam ediyoruz. Logaritmada şöyle bir özellik daha vardı. Yine logaritma özelliklerinden. Diyelim ki a üzeri logaritma a tabanında b, b'ye eşit oluyordu. Logaritmanın böyle bir özelliği var. Ya da diyelim ki 2 üzeri logaritma 2 tabanında 8, 8'e eşittir. Şu ikisi aynısı. Burada sayı falan olmamalı ama. Tabii ln ifadesi görüyoruz. Ln ifadesi görüyoruz. E üzeri ln 5 ifadesi mesela. Ln dediğimiz şey aslında logaritma e tabanında 5 demek oluyor. Logaritma e tabanı demek oluyor. Yani bu da 5'e eşittir aynı şekilde. Şu ifadeyle bu ifade birbirinin aynısı. Yani şu logaritma e tabanı. Bu kuralı uygularsak orada, bu kuralı uygularsak, şu iki ifade birbiriyle sadeleşecek, geriye 5'in karesi kalacak. Bunlar da sadeleşecek, 2'nin karesi kalacak. 5'in karesi 25 bölü 2. 2'nin karesi 4 bölü 2. Çıkarıyorum ikisini birbirinden. 21 bölü 2 oluyor. Evet, var mı anlaşılmayan bir? (Gülüyor)